Yine peri pastalarından sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Sizlere bugün uğur getirsin diye uğur böceği pastası yapmaya çalışıp sizlere sunacağım. İlk etapta ekranda gördüğünüz malzemelerle patispanya hamurunu hazırlıyoruz. Ardından 4 kişili pasta kalıbını önce isterseniz yağlayıp ya da yağlı kağıdı serip patispanya hamurunu kalıbımızın içine boşaltıyoruz. 180 derece fırında 15 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Kreması için ben krem şantiye kullandım. Siz kendi zevkinize göre kullanabilirsiniz. Patispanya kekimiz piştikten ve soğuduktan sonra küçük yuvarlak bir tabak alıp patispanya kekin üzerine iki çeşit yuvarlak olacak şekilde ayarlayıp keselim. Yuvarlak kestiğimiz keklerden birini alıp krem şantiyeyi sürüp içine çikolata taneleri serpip ikinci katını aynı şekilde devam edin ve üçüncü kapakla kapatıyoruz. Ve kremalıyoruz. Bir yuvarlak kekimizi açıkta kalıyor ve uğur böceğimizin yüzüne kullanıyoruz. Keki iki ayrı parçaya ayırıp üst üste bırakıp tekrar kesiyorum. Yuvarlak bir şekilde düzeltip kremalarımızı sürüp işlemimizi bitiriyoruz. Sonrasında birbirleriyle birleştirip şeker hamurlarımızı kullanmaya başlayacağız. Bize yeşil, siyah, kırmızı renkler lazım. İlk etapta yeşili alıp nişasta ve merdane yardımıyla yuvarlak daire yapıp bir yaprak şeklinde form verip servis tabağına bırakıyorum. Tekrar siyah şeker hamurunu aynı şekilde yuvarlak daire yapıp uğur böceğinin başını kapatıp ucu ince keskin bıçakla kesip düzeltiyoruz. Sonrasında kırmızı hamuru aynı şekilde hazırlayıp böceğimize kalan yerini kapatıp işlemi tamamlıyoruz. Böceğimizin üstündeki benekleri için evinizdeki küçük şişe kapaklarından kullanabilirsiniz. Şeker hamurunun siyah rengi alıp yuvarlak daire şekilde açıp şişe kapağıyla 6 tane kesiyoruz ve böceğimizin üstüne su yardımıyla yerleştiriyoruz. Ayakları için yine 6 tane siyah renkli hamurdan küçük yuvarlak şekil vererek gövdesinin alt kısmına birleştiriyoruz. Böceğimizin gözünü ekranda gördüğünüz şekilde yapabilirsiniz. Sırada kulaklarına gelince ben iki kürdan kullandım. Kürdanlardan tekini alıp siyah renkli şeker hamurundan bir küçük parça alıp kulak şekli vermeye çalıştım. Son aşamada böceğimizin ağzını beyaz şeker hamuruyla tamamlıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.